göbeğinde Harlem semti. Kandayız. Sol tarafımız Kandayız. Deniz. Amerika'dan geldiklerinde ele geçirmek üzere Amerika. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Şunun şurasında seçime artık birkaç gün kaldı. Türkiye seçime kilitlenmiş durumda. Dünya ise bir kazayı konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir liman olan Maryland'daki Baltimore Limanı'ndan çıkış yapan bir gemi Francis Scott Key Köprüsü'nde çarptı. Ve de gördüğünüz gibi bir daha baştan göstereyim görüntüyü. Büyük bir felakete ulaştı. Köprünün üzerinde araçlar vardı. Çok uzun bir köprü, 1,5 millik bir köprü. Ve son anda böyle büyük bir geminin yön değiştirmesi sonucunda ayaklarından birine çarpıyor ve sonrasında da yıkılıyor. Bir kargo gemisi, en azından yani 7 kişi için arama kurtarma çalışmaları var. Gece 2.30'da olduğu için belki de hani bu kadar az kişi çünkü çok bayağı da yoğun kullanılan bir köprüymüş. Şu anda Amerikan basında, dünya basında bu Singapur bayraklı Sri Lanka ile bağlantısı varmış. 10 gün önce Panama'dan geçip New York'a gelen bu gemi çarpmış. Neden çarptı, ne oldu, neden yön değiştirdi bilinmiyor ama şu anda en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Bir diğeri de geleceğim, merak etmeyin. Yerel seçimi konuşacağız. Hatta ilginç birkaç tane anket var önümde duran. Fark açılıyor gibi. Kimden tarafı açılıyor onu da konuşacağız. Bir dakika bekleyin ama yapay zeka biliyorsunuz şu anda çok konuşuluyor. Yapay zekanın ilk kısa filmi yapıldı. Böyle başlıyor. Biraz ses de verebiliyor muyuz? Bu kısa film yayınlandı. Tamamen yapay zeka. Hiç kamera yok, oyuncu yok, şey yok. Anlatarak yani siz bir makineye eğitim veriyorsunuz. Diyorsunuz ki şunu yap, bunu yap. O da yapıyor ve de böyle bir balon kafa birisinin hikayesi. Bir anlamda Hollywood'un mezar taşı da diyebiliriz bu kısa film için. Bundan sonra ne artık oyuncuya ihtiyaç var, ne büyük stüdyolara ihtiyaç var, ne de herhangi bir prodüksiyona ihtiyaç var. Sadece hızlı işlem gören, ki kuantum bilgisayarlar da ufukta göründü. Hemen olmasa da birkaç yıl içinde o gelecek. Yapay zeka zaten aldı başını gitti. Bunu özellikle yayınlıyorum, ıskalamayalım diye. Çünkü bizim yerel seçim gündemimizde zaman zaman gözden kaçırıyoruz ama dünyada bir devrim yaşanıyor. Biz yerel seçimde kimi seçeceğiz diye düşünürken bütün dünya bu yapay zekayla kavruluyor diyebiliriz. 90'ların ortasındaki bir nevi internetin ilk halkla buluştuğu zamanları düşünün. Onun gibi bir ortamdayız ve de çok konuşuluyor. Evet, bugünün gündemi ise Türkiye'de yine yerel seçimler ve yerel seçimlerde ne olacağı, ne biteceği. Mal varlıkları tartışması var. Turgut Altınok'un mal varlığı konuşuluyordu. Dün de Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar'ın programına katıldı. Uzun bir sunum yaptı ve de büyük bir stüdyoda ayarlamışlardı. Havalı bir stüdyoydu, itiraf edeyim. Ve de burada Uğur Dündar dedi ki ya sizinle ilgili 3 tane villanızın olduğuna dair iddia var. Bunların da değeri 1,5 milyar lira değerindeymiş. Ne diyorsunuz diye sordu. O da dedi ki yani bunlar dedi var ama bizim aile şirketimizin, aile şirketimize ait. İşte o dededen babaya, babadan bana geldi. Umarım çocuklara da geçer. Yani var ama ben Bağkurluyum dedi. Onlar dedi şu anda dedi tamamen dedi şirket. Yani aile şirketinin envanterinde. Aynı dakikalarda Murat Kurum da tarafsız bölgede Ahmet Hakan'ın konuğuydu. Sanırım onun kurmayları dinledi ve hemen Murat Kurum oradan cevap verdi. Aynen ekranlar arası oluyor bu. Dün canlı yayında oluyor. Ne dedi baştan dinleyelim. Hemen sonrasında mal beyanında siz bunları belirtmiyorsunuz. Hemen sonrasında her ne hikmetse 1,5 milyarlık malınızı alıyorsunuz. Ya bunun açıklanması lazım. İstanbullulara yani burada bunun net bir şekilde ifade edilmesi lazım. Bir insan mal varlığını niye saklar ya? Niye saklar? Neysen o. Yani saklama ihtiyacını niye duyarsınız? Anlaşılan o ki biz 81 ile o afetlerde milletimize villa konforunda evler yaparken rakibimiz
kendisine burada villa yapmakla meşgulmüş. Tabii dediğim gibi şu anda herkes yani Murat Kurum bir taşla birkaç kuş vurma şeyinde hesabında orada. Bir yandan Ekrem İmamoğlu'nun işte bu tatil tartışılan tatil meselesiyle ilgili laf çakıyor. Bir yandan da bu konulara değiniyor. Bu arada Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir Kürtçe şarkı yayınlandı. Şarkının adı ne olsa beğenirsiniz. Elbette Ekrem O. Kürtçe şarkı da işte İstanbul'un şeyisi ne diyor sözlerine de bakalım. Çok komplike sözler yok. İstanbul evimiz, İmamoğlu umudumuz, İstanbul yurdumuz, İstanbul ekmeğimiz hem de nimetimiz. Ekrem O, Ekrem O. İmamoğlu içimizden biri diye şey var. Şimdi Özgür Özel Halk TV'deydi dün. O da ilginç bir tespitte bulundu aslında. Şu anda manşetimiz olan tespiti yaptı. Dedi ki bir yanda devlet var, biz de milletiz dedi. Şimdi çok bir yanda devletle millet şu anda yarışıyor dedi. Aslında kulağa ilk baktığınızda biraz tırmalıyor yani. Nasıl yani? Bir dakika, AK Parti'ye oy verenler millet değil mi? Onlar da millet ama aslında demek istediği başka bir şey var. Şu anda aslına bakarsanız doğru bir şey söylüyor Özgür Özel. Çünkü devlet işte İçişleri Bakanı'yla, Dışişleri Bakanı'yla, Maliye Bakanı'yla sahada. Sadece sahada değil yani mitinglerde, şeylerde en son mesela bu hafta sonu yapılan İstanbul mitinginde Esenboğa'da bütün bakanlar hep beraber Erdoğan'ın yanındaydılar. Bugün Hakan Fidan bile şu anda çıkıyor işte diyor ki Murat Kurum'a oy verin. İşte Ali Yerlikaya gidiyor diyor ki ya Murat Kurum'a oy verin. Bütün bakanlar tam saha, pres sahadalar şu anda. Farklı illerde, kimileri İstanbul'da, kimileri İstanbul dışında çalışıyorlar. Ve de ana propagandada aslında çok fazla altını çizmemeye başladılar. Ama ilk başlarda eğer siz bizim adaylarımıza yani AK Parti'nin adaylarına oy verirseniz o zaman daha uyumlu çalışırlar, daha çok oy alırlar, daha iyi işte bütün şeylere giderler, metroları daha hızlı bitirirler. Yani devletle şeyi ayırmayın propagandası vardı. Biraz ters tepti. Onu bir parça gömdüler toprağa AK Parti cenahı. Ama yine de şu anda tam sağ pres devletin belediye başkanları için oy istemek üzere sokağa çıktığını söyleyebiliriz. O yüzden Özgür Demirtaş'ın dediği burada yanlış değil. Öbür tarafta da zaten Ekrem İmamoğlu da bunu kendine bir avantaja çevirmeye çalışıyor. Ne de diyor ki onlar 17 artı 1 artı 1 İmamoğlu'nun deyimiyle yukarıdaki 17 artı 1 ben tek. Aslına bakarsanız İmamoğlu çok iyi bir açıdan yaklaşıyor. Kendi açısından, propaganda açısından. Çünkü bu kadar kalabalık bir devlet gücü karşısında tek başına kendini göstererek bir anlamda mağdur ki Türk insanı mağduriyeti çok sever. Mağduriyet zırhını, atkısını gayet güzel boynuna takıyor. İlginç birkaç gelişme var. Bunlardan bir tanesi DEM Partisi'nde. Yani belki de seçimin, İstanbul seçimini belirleyecek olan iki partiden birinde. Bir tanesi Yeniden Refah Partisi, ikincisi DEM Partisi. Yani Kürtler, Kürt seçmenler. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük Kürt şehri İstanbul. Kürtlerin en çok yaşadığı şehir. Diyarbakır değil, Hakkari değil nüfus olarak baktığınız zaman İstanbul. Ha diyeceksin ki ya kardeşim Trabzonların da en çok yaşadığı şehir İstanbul. Olabilir yani İstanbul o kadar çok göç alıyor ki. Şimdi orada ilginç bir kavga var. Biz bir türlü çözemedik bunu. Çok fazla içinde olmadığımız için, dışından baktığımız için. Ya ne oluyor acaba Selahattin Demirtaş bir şey söylüyor, Ahmet Türk benzer bir şey söylüyor. Ama karşısında Gülten Kışanak bambaşka bir şey söylüyor. Leyla Zana da biraz yakın Selahattin Demirtaş'a falan. Şimdi seçimlere 4-5 gün kala demin içinde yani Kürt siyasetin bayrağını taşıyan, halay başı diyelim yani biz daha yöresel bir dil kullanalım. Kürt siyasetinin halay başı olan DEM'de şöyle bir tartışma var anladığımız kadarıyla. Bunu nereden öğreniyoruz? Serbestiyet'te DEM Parti'de iki grubun mücadelesi diye bir analiz var. Analizi yapan Vahap Coşkun. Bu yani DEM'i yakından takip eden bir isim. O yüzden değer veriyorum yaptığı şeye. Ve verilen demeçler yapılan çeşitli açıklamalardan yola çıkıp şunu söylüyorlar. Diyorlar ki şu anda DEM'in içinde Öcalancılarla Kandilciler arasında bir kavga var. Öcalancılar yani Selahattin Demirtaş, yani Ahmet Türk, yani Leyla Zana.
Diyor ki biz Kürt seçmene sesleniyor. Diyor ki herkes gitsin deme oy versin. Başka partiye vermeyin. CHP'ye vermeyin. Zaten AK Parti'ye vermez de diğerlerine de vermeyin. Yani CHP'ye vermeyin, bize verin. Neden? Çünkü biz bugüne kadar diyorlar hep böyle bir CHP'ye şey olduk. Erdoğan karşıtı üzerinden bir siyaset kurguladık ve de biz burada kaybettik. Eğer yarın bir gün bir çözüm masası ya da siyasi bir denklem olacaksa DEM sandıktan güçlü çıkmalı. Güçlü çıkmasında tek şeyi, tek seçeneği kendi seçmeniyle konsolide etmek. Ve de diyorlar ki satır arasında, bunu açık açık söylemiyorlar ama satır arasında yok işte derin devleti Erdoğan ikna eder, yok Erdoğan'la bu masaya oturulur derken diyorlar ki APO'cular ya da işte Selahattin Demirtaşçılar da diyelim artık hangisini isterseniz. Yarın bir gün çözüm olursa bunu Erdoğan'la aynı masaya oturup yapacağız. O yüzden de biz kendi saflarımızı sıkı tutalım. Ha bu zaten Erdoğan'ın işine yarıyor. Yani eğer biz burada şey olursak, çünkü niye? Buradan buraya vereceğimiz oylar CHP'ye gidecek oyları biz verdirtmiyoruz. Herkes kendi açımızdan kazan kazan bir şey kuracağız diyorlar. Şimdi bir taraf bu. Öbür tarafta diyor ki daha Kandil cephesi ve biraz daha şöyle söyleyeyim hani işte Gülten Kışanak da bugün o kadroya katıldı. Şeyler de katıldı. Temelli de var o kadronun içinde. Onlar da diyorlar ki ya biz Erdoğan'a karşı yani faşizme karşı oy kullanmalıyız. O yüzden de kimle ittifak yapacağız? CHP mi? Kim kazanacak İstanbul'da? Erdoğan'ın adayı kim? Murat Kurum. Murat Kurum'a karşı kim kazanacak? Ekrem İmamoğlu. Gidelim Ekrem İmamoğlu'na verelim. Benim anladığım şu andaki tartışma bu. Ve diyorlar ki mesela yine Selahattin Demirtaşlılar diyorlar ki ya bunlar CHP ile AK Parti arasında bir kayıkçı kavgası var. Biz bu kayıkçı kavgasının bir parçası olmak istemiyoruz. Biz kendi siyasetimizde var olmak istiyoruz. Kendi siyasi yönümüzde. Yani nedir demin amacı? Demin amacı illa yani Erdoğan'a kaybettirmek, CHP'ye kazandırmak mıdır? Aslında bizim partiyi kurarken böyle bir amacımız yok. Şu anda da yok. Ve de şu anda hala bu tartışma var. O yüzden Selahattin Demirtaş'tan bir şey gelir mi gelmez mi bekleniyor. Ama Gülten Kışanak bugün mesela gazetecilerin sorularına cevap vermiş. Ve de bu minvalde bir şey söylüyor. Yani daha Kandil çizgisi. Yani Erdoğan karşıtlığı diyeyim ben. Yani Kandil demeyeyim ben. Ya da bu yazıda Kandil deniyor. Diyelim ki iki ayrı fraksiyon var. İki ayrı bakış açısı var. İki ayrı entelektüel tartışma var. Ve de seçimlere 4 gün kala yaşanıyor bütün bunlar. 5 gün kala. Bu tartışma hala netleşmiş değil. Yarın ya da öbürsü gün Selahattin Demirtaş'tan birkaç isimden daha şey çıkabilir. Ama Leyla Zana, Ahmet Türk bunun ipuçlarını verdiler. Leyla Zana çıktı dedi ki İstanbul'a sesleniyorum. Başka partilere vermeyin, kendi partinize verin. Ahmet Türk çıktı dedi ki ya derin devleti Erdoğan ikna eder. Selahattin Demirtaş dedi ki 1 Nisan'dan sonrasına bakalım. Biz 1 Nisan'a şey yapmayalım. Ne demek bu? Yani biz kendi partimize oy verelim. Şimdi bakalım hangisi daha güçlü? Çok ilginç bir durum ortaya çıktı Kürt seçmen için. Çünkü düne kadar Selahattin Demirtaş bağrımıza taş basarız ve de gideriz. İyi Parti'ye bile oy veririz. Vermek gerekirse verilir bazı yerlerde demişti en son seçimlerde. Bakalım bu sefer bağırlara taş basılıp Kürt seçmen kime gidecek? Bu çok önemli ve belirleyici bir durum. Şimdi Meral Akşener de zorda. Çünkü dün ben burada hani İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı adayına da aynı soruyu sordum. İki tane başa baş giden aday var. Şimdi niye bu birinin kazanıp birisinin kaybetmesini etkileyecek kadar önemli bir yarışta size oy versinler dedim. Dedi ki o da benzer bir şey söyledi. Ya bu kayıkçı kavgası, bunların ikisi de birbirinden besleniyor. Bunlara bir ders sarı kart göstermek lazım. Bize oy verin dedi. Meral Akşener de farklı illerde anlaşılan o ki yani oylarınızı İyi Parti'ye vermeyin propagandası yapılıyor. O da buna karşı dün bir açıklama yaptı. Ne dedi bir kulak verelim. Marmaris'te biraz evvel başkanım dedi ki talanın ve yalanın devamı için bir dedikodu var. Bir ters propaganda var. Oyları bölmeyin, AK Parti kazanmasın. Bazı yerlerde öyle denmiyor. Mesela Ordu'da. Sayın Özgür Özel çıktı. Dedi ki biz orada kazanıyoruz. Sakın ola ki AK Parti kazanmasın diye başka bir partiye oy vermeyin dedi. Koskoca CHP'nin genel başkanı bunu demiş. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililer elbette dinlemelidirler.
Yani burada bizim oylarımızı kendilerine isterken, aman ne olursunuz efendim derken, öbür tarafta da AK Parti'nin almasının hiçbir sakıncası olmadığını dile getiriyorlar. Şimdi değerli Marmarisler, çok değerli Muğlalı kardeşlerim, esas mesele size kim nasıl dürüstçe hizmet edecekse onu seçin. Allah size bu konuda bu kararı almanız için Cenab-ı Hak size bunu nasip etsin. Evet, şimdi tabii herkes kendi telaşında. Çünkü bu kavgada özellikle İstanbul ya da bazı kritik illerde başa baş giden bir yarış vardı. Diyorum. Çünkü iki ayrı araştırmaya göre adaylardan birisi farkı açmışa benziyor. Açtığı iddia ediliyor. Seçim yasaklarından dolayı bunu sizlerle paylaşamıyorum. Hangi aday daha öne geçti diye söyleyemiyorum. Ama iki ayrı araştırmaya göre adaylardan birisi özellikle farkı daha da açıyormuş gibi gözüküyor. Biraz daha başa baş giden yarışta başka bir sayfa açıyor gibi. Biliyorum, bana diyeceksiniz ki hangisi Cüneyt? Söyle. Hani genelde oluyor ya, bizim yayınlar başlıyor. Siz böyle kaşımıza gözümüze bakıyorsunuz. Yine bu pazarda aynı şeyi yaşayacağız. Ve de diyeceksiniz ki ya, acaba hangisi kazandı? Şu ana kadar, bakın 5 gün kalaya kadar pek çok araştırma geliyor önümüze. Ama şu anda iki tanesinde kafa kafadan biraz daha öteye geçmiş durumda bir aday. Biraz daha önde gözüküyor. Bunlar saygı duyduğum şeyler, araştırma şirketleri. Yoksa 1000 tane araştırma var ama o yüzden ilginç bir durum oluştu. Son 5 güne kadar kafa kafaya diyordum. Bir yanıltıcı bir şey olmasın. Bilmiyoruz. Bu 5 günde de bir şeyler değişebilir. Ne değişir tam emin değilim ama şu anda hani bu başa baş yarışta bir adayın biraz daha öne geçtiğini, 1-2 puan daha, yani zaten 1-2 puan vardı, o puan farkını birkaç tane daha arttırdığını görüyorum çeşitli araştırmalardan. İki tanesinde özellikle, saygı duyduğum iki tanesinde. Ama diğerlerini de izlemeye devam edeceğiz. Sizlere dürüst olarak seçim yasakları çerçevesinde söylüyorum. Bir yandan da bir yönlendirme de yapmak istemiyorum ben, şu önde bu arkadaki gibi. O da yani bir biraz tırsıyorum ya, yine bir linç yiyeceğiz bilmem ne diye. Ondan da tırstığım için söylemiyorum. Yok, hayır. Seçim yasaklarından dolayı söylemiyorum ama hep beraber takip ettiğimizde göreceksiniz. Bu seçimin yükseleni Ekrem İmamoğlu. Daha önce söyledim. Seçimin sonuçları ne olursa olsun. Neden? Çünkü şu anda tek başına gerçekten sadece yani 17 bakana karşı değil, darma duman bir kendi içindeki işte İYİ Parti gitmiş, diğer partiler kendisine karşı aday çıkartmış, DEM bir yandan zorluyor kendi adayla. Ona rağmen bu yarışı buraya kadar başa baş getirmesi önemliydi. Bu seçimin şu ana kadar en önemli ya da şu ana kadar gördüğüm kadarıyla sonuçlar ne olur bilmiyorum ama performans olarak hayal kırıklıklarından bir tanesi sanırım tip. Neden? Çünkü Gökhan Zan meselesini biliyorsunuz. Çok yani tip böyle bir yükselen bir yıldızdı. Kimi adaylarını farklı yerlerde yanlış adaylar seçti. İşte ne, bir tanesi vegan festival yapacağını vaat ediyor mesela. Türkiye İşçi Partisi'nin adayı. Öbürü Gökhan Zan meselesine Ahmet Şık topa girmiş. Demiş ki ya işte bizde spiker olmak istediğini söyledi bilmem ne demiş. Yani geçen seçimlerde gerçekten büyük bir büyük demin mi? İyi bir performans sergilemişlerdi. Bu seçimlerde sonuca bakıp göreceğiz. Muharrem İnce de bu seçimin kayıp yıldızlarından bir tanesiydi. O da İyi Partililere sesleniyor. Bir yandan Özgür Özel'e cevap veriyor. Özgür Özel laf çakmış işte seçim gecesi neredeydi, ne oldu, ne bitti falan diye. Biliyorsunuz kayıp Genel Başkan Nimo da ortada yok şu anda. Kemal Kılıçdaroğlu da hiç ses seda yok. Yani seçimlere 4 gün var. Sanki kayıp başkan Nimo bir şeyi bekliyor gibi kenarda köşede. Neyi olabilir acaba?
Muharrem İnce de bir şeyler söylüyor. Bakın ne diyor? Özellikle sesleniyor. İyi Parti tabanına, MHP ve İyi Partililere sesleniyor. Bir kulak verelim. Bakın sizin yönetiminiz DEM'le aynı kağıdın içinde ortak olmuşlar, ortak. Gelin Memleket Partisi'ne oy verin. İyi Partililere sesleniyorum. Bakın CHP'ye kızıyorsunuz. Şurada burada ittifaklar yapıyorlar diye. Burada sizin yöneticileriniz de yapmış ittifak. O zaman tabana sesleniyorum. İyi Parti'nin, MHP'nin ve CHP'nin tabanına sesleniyorum. Gelin yöneticilerinize uymayın. Ne sağdan ne soldan diyen, Atatürk'ün yolundan diyen Memleket Partisi'ne davet ediyorum sizleri. Evet, Memleket Partisi de farklı adaylar çıkartıyor. Bunlardan bir tanesi de Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Özgün Öztunç. İstanbul'un ilçelerinde Beşiktaş'ta ilginç bir yarış var. Bir yandan Nasuh Maruki de bağımsız adaylığını koydu. CHP'den istedi, olmadı. Dün Özgün Öztunç Kenan Taş'ın konuydu. Bakın Kenan Taş'a neler söyledi, bir kulak verelim isterseniz. Sizden bir isim avukat doktor Özgün Öztunç, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden Beşiktaş adayı oldu kendisi. Siyasette ilgililer bilgisiz, bilgililer de siyasette ilgisizdir diye. Ben bu sözün aksine bilgilerin de siyasete girmesini düşündüğümden dolayı 4 Eylül 2020 tarihinde Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde memleket hareketini başlattık. Ben kimi koysam seçilir mantığıyla seçmenin önüne çıkarsınız, o zaman mutlaka bunun da doğru olmadığını söyleyecek birileri çıkar diye düşündüm. Ben de bu kişilerden biriyim. Yani CHP'nin kimi aday göstersem ben seçilir mantığını eleştiriyorum ve hayır diyorum. İstanbul Sözleşmesi ise Çağdaş Türk Kadını'na verilmiş olan en güzel hediyelerden biriydi. Ben emsal artışları yaptırmayacağım. Mevcut olan bütün kişilerin bina güvenliği sağlayacak olacak şekilde de insanların binalarını yapmayı kabul ediyorum. Belediye iştiraklarımız vasıtasıyla varlığa dayalı gayrimenkul yatırım ortaklığı ve gayrimenkul yatırım fonları kuracağım. İnsan başına düşen metrekare 8 metrekareydi yeşil alan. Şu anda 2022 yılındaki faaliyet raporlarına bakarsanız 5 metrekareye düşmüş durumda. 2018 yılında Beşiktaş'ın nüfusu 183 bindi. Şu an ise Beşiktaş'ın nüfusu 163 bindir. 2018'de 2023'ün bittiği tarihte yaklaşık 20 bin Beşiktaş'ı terk etmiş durumda. Beşiktaş'ın kanalı İstanbul ise Levent'e yapılan 24 katlı binadır. Bu 24 katlı binayı 29 Aralık 2022 tarihli inşaat ruhsatıyla veren de mevcut belediye başkanıdır. Bu verilen bina kentsel sit alanındadır. Şimdi ben sormak istiyorum seçmenlere. Siz Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorsanız Levent'teki, Beşiktaş'taki Kanal İstanbul'a da karşı çıkmanız lazım. Zahap Polat'ın bir gazete beyanında aynen şu bir ifade vardı. Okumak istiyorum izniniz verirseniz. Biz burada CHP'nin sayesinde bu koltuklarda oturuyoruz. İnsanları seçimle gidip pusulayı açtıklarında altı oka bakıyorlar. Benim suratımı o bırakarak oy vermiyorlar. Ben buna külliyen hayır diyorum. İşte ben size diyorum ki benim aklıma, benim kalbime bakarak oy verin. Evet, yerelde seçim daha da farklılaşıyor. Ve de seçim gecesine de hazırlanıyoruz. Artık iyi de niye hazırız diyebiliriz. Bugün stüdyomuzdaydık. Yaklaşık 50-60 kişiyi konuk edebiliyoruz sizden, katılımcılarımızdan. 15'te başlayacağız. 2-3 ayrı kaynaktan alacağız yayınları. Bir Anadolu Ajansı'nın verilerini vereceğiz. Mavi bir ekranda göreceksiniz. Stüdyomuz kırmızıya döndüğünde Anka'nın verilerine geçeceğiz. Ve de ilk kez yapay zekayı kullanacağız. Şu anda yapay zekayla bütün seçim sonuçlarını, Türkiye'deki daha önceki seçim sonuçlarını yapay zekaya öğretiyoruz. Daha doğrusu kendisi öğreniyor. Aferin koçum diyoruz, çok iyi öğrendin diyoruz. Ve de bakalım 15'te başlayacağız. Konuklarımız da olacak. Farklı kaynaklardan belki de ilk olarak seçim sonucunu en erken bildiren kanal olacağız. O saat 15'ten itibaren pazar günü kimseye randevu vermeyin diyelim. Rahmetli Mehmet Ali Brand'ın kulaklarını çınlatalım. Onun sloganıydı. Turgut Altınok, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe taraftarlarının şeyine katılmış iftarına. Hemen arkasında da daha önce tabii ki başkanlıktan ayrıldığı söylenen Faruk Koca'nın durduğu dikkat çekmiş. Sembolik olarak biliyorsunuz hakemi yumrukladıktan sonra sembolik olarak kısa bir süre cezaevinde kalıp sembolik olarak da Ankaragücü başkanlığını bırakmıştı.
Turgut Altınok'un mal varlığı da bu seçimin en çok konuşulan konuları arasında geliyor. O da bayağı bir konuşuluyor. Pardon, Fenerbahçe değil, Ankara gücü, özür dilerim, siz düzelttiniz, kusura bakmayın. Ben tabii bir Fenerbahçeli olarak sarı laciverti gördüğüm zaman otomatikman Fenerbahçe geliyor aklıma. Ankara gücü başkanı, teşekkür ederim chatten beni uyardığınız için, düzelttiğiniz için. Madem futbol dedik, futbolda da rezalet üstüne rezalet yaşanıyor. Aslında her şey 26 Şubat 2024'te oynanan Galatasaray Antalya Spor maçıyla başlıyor. Maç 2-1 Galatasaray'ın galibiyetiyle gidiyor, bitiyor ve de Galatasaray'ın kazandığı penaltı 12. dakikada bayağı bir tartışılıyor. Sonrasında 13 Mart'ta Ali Koç Mehmet Büyükekşi'ye bir toplantı yapılmadığını söylüyor. Abdülkadir Bitigen hatta ne diyor, bir bakalım isterseniz Ali Koç'un o şeyde dediğini. İddia şu. Abdülkadir Bitigen Galatasaray maçında verdiği penaltıyı hakem eğitim semineri mi dersiniz, haftalık Zoom toplantısı mı dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. Orada yanlış penaltı verdiğini itiraf ediyor. İddia bu. Bizim araştırmalarımız çerçevesinde öğrendiğimiz 1 Mart Cuma günü saat 15'te hakemlerle Hugh Dallas ve TFF Başkanı'nın katıldığı bir online toplantı düzenleniyor. Tabii ben ne yaptım? Her zaman olduğu gibi Federasyon Başkanı'na sordum bu konuyu. Geçen Cuma galiba. Evet. Kendisi böyle bir toplantının gerçekleşmediğini söyledi. Peki dedim. Hatta özellikle bilerek siz de katılmışsınız demedim. Böyle böyle bir toplantı, böyle bir şey olmuş dedim. O maçtan beri böyle bir toplantı yapılmadığını ifade etti. Halbuki kendi de katılmış bir kısmını. Biz nasıl bu ortamda rekabet edeceğiz ya? Yani? Şimdi Ali Koç'un bu sözleri Mehmet Büyükekşi tarafından yalanlanmıştı. Böyle bir toplantı olmadığı söylenmişti. İşte o toplantının görüntüleri sızdırıldı. Bir hakem toplantısı. Hakem eğitimi danışmanı Hugh Dallas var. Bir de Galatasaray Antalya Spor'un maçında hakemi Abdülkadir Bitigin var. Şöyle bir diyalog geçiyor. Bir hafta sonra hala verdiğim penaltının doğru olduğunu düşünüyor musun diyor. Bitigen'de basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum diye cevap veriyor. Ve de bir anlamda Ali Koç'un iddiasının ne kadar doğru olduğunu ve de artık alıştık artık yani. Türkiye Futbol Federasyonu demek, Türkiye Skandallar Federasyonu gibi bir şey demek yani. Hani atılan bir tane doğru bir demeç yok, yapılan tek bir adım yok. Hatta Türkiye'de de hiç kimse buna dokunmadığı için, yani hani böyle bir şey gibi yaşandığı için, kader gibi yaşandığı için duruma şimdi ilginç bir durum oluşmuş. FIFA ve UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na kayyum atma ihtimali çıkmış. Çünkü adamlar bakıyor, Türkiye'de futbol rezalet. Bir standardı da tutmaya çalışıyorlar. Uluslararası standartlar da var. Buradakiler yönetmiyor ya da yönetemiyor ya da işte kafasına göre bir yönetim kuruyor. En sonunda incelemeye almışlar. Ve de SporX'e konuşan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi UEFA ve FIFA müfettişlerinin TFF'yi incelemek üzere İstanbul'da olduğunu ve kayyum atacağı yönündeki iddialar asılsız demiş. Ama düşünün, gelinen noktada böyle bir şey de konuşuluyor. Böyle bir işler bu noktaya kadar geldi yani. Siz bir futbolu, eğer dünyaya entegre bir şey yapıyorsanız, bu ekonomi olabilir, uluslararası politika olabilir, ne bileyim, insan hakları meselesi olabilir. Futbol da öyle. Sen bir yandan Avrupa'da oynayayım diyorsun. Dünya standartlarında bir liglerin içinde olayım diyorsun. Kendi ligine bakıyorsun. Ortalığı kan götürmek üzere. Henüz götürmedi ama götürebilir yani. Bu noktaya gelmiş işler. Her hafta bir skandal, her hafta bir şey. Adamlar da bizim kadar çaresiz değiller. Diyorlar ki ya dur bir dakika, ne oluyor bu Türkiye'deki durumlar? Karabük Üniversitesi'nde büyük bir dezenformasyon vardı. Irkçı bir dezenformasyon. Bu dezenformasyon geçtiğimiz cuma ya da perşembe günü sosyal medyada bir iki hesabın yönlendirmesiyle, özellikle daha böyle hani ırkçı demeyeyim de daha sağcı gazetelerde çalışan ya da hesapları olan daha böyle bir göçmen karşıtı şeylerden kaynak belirtilmeksizin, kimin yazdığı belirtilmeksizin saçma sapan yok efendim HIV patladı, HPV patladı gibi bir şeyle Karabük'te okuyan onlarca yüzlerce çocuğumuzu da zan altında bırakan bir şekilde başlatmıştı. Özünde tabii ki bir ırkçı bir tema vardı. Türkiye'de biliyorsunuz şu anda Afrikalılara karşı herhangi bir ırkçılık yoktur yani. Belki Suriyelilere karşı tepki vardır, Afganlara vardır ama Afrikalılar
Hadi daha siyahi Afrikalılar diyeyim. Dünyanın belki de en rahat ettikleri ülkesinde yaşarlar. Çünkü bizim genlerimizde yok ya. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne gidin. Yıllar boyunca kölelik şey olduğu için işte 60'larda 70'lerde daha yeni yeni biraz daha böyle dilde falan bunlar düzeltilmeye başladığı için. Gerçi woke culture'da yani uyanış culture'da kültürüyle bayağı bir zıvanadan çıksa da hala bir siyah beyaz gerginliğini görüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama Türkiye'de öyle bir şey yok. Yoktu. Şimdi bunu fiştekliyorlar alttan. İşte Karabük Üniversitesi'nde asıl tartışmamız gereken binlerce öğrencinin nasıl o üniversiteye girdiği olması gerekirken işi tamamen ben altına indirip işte ya bu okulda işte zencilerle işte bilmem neler seks yapıyor böyle şeyler ortalıkta dolaşıyor düzeyine bir şekilde bu konu itildi. Twitter'da da laçkalık alıp başını gittiği için bununla da pek çok kişi dalgasını geçti. Tamam siz dalganızı geçebilirsiniz ama bu tamamen bir operasyondu aslında. Yani sosyal medyanın nasıl operatif bir şekilde kullanıldığının en somut göstergelerinden bir tanesiydi. Karabük Üniversitesi'nde de nihayet bir açıklama gelmiş. Bence ilk gün yapılması gereken bir açıklamaydı. Asayiş açısından Karabük'ün son derece güvenli bir şehir olduğunu söylemişler. Öğrencilerimiz Karabük'te eğitim öğretimlerini huzurlu şekilde devam etmektedir. Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin üniversitemiz öğrencileri ve Karabük'te vatandaşlarımızı rencide edici durumda ulaşması da kabul edilemez şeklinde bir açıklama yapmışlar. Bununla ilgili biraz önce sosyal medyada bir video gördüm. Buna herhalde karşı durması gereken ilk başta Afrika kökenliler değil mi? Afrikalı buraya gelip Türkiye'de yaşayanlar. Fakat gördüm ki laçkalık sadece kimi ırkçı Türklerde değil, kimi siyahi Afrikalılarda da var. O görüntüyü ekrana getireyim. Dalgasını geçiyor bakın bir şey. Ne düşünüyorsun? Tabii ki Karabük Üniversitesi. Kısa dönem öğretim mi yoksa uzun mu? Tabii ki uzun. O zaman Karabük Üniversitesi. Şefkat, sevgi, ilgi, alaka diyorsan tabii ki Karabük Üniversitesi. Hayalin küçük mü, büyük mü? Büyük ise tabii ki seni Karabük Üniversitesi'ne bekliyoruz. Biz çikolata renkli arkadaşlarımız ile farklı eğitim pozisyonları ile seni Karabük Üniversitesi'ne bekliyoruz. Karabük Üniversitesi. Bu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Nazi kampında böyle şeylerde Nazilere hizmet eden şeyler vardır. Yahudiler yani bütün hani bir kısmı Yahudi'yi adamlar oraya şeylerde kamplarda yakarlar. Bir kısmında bunlar böyle oranın güvenliğini sağlarlar. Nedir onun? Onu diyebiliriz. Bu şeymiş adı. Amir Zakarya'ymış. Herhalde ilk karşı çıkması gereken yani birkaç kelime geliyor da yayında şimdi çok fazla şey yapmak istemiyorum. O kelimeleri kullanmak istemiyorum ama ilk karşı çıkması gereken bu siyahi arkadaşımız değil mi? Çünkü kendi renginde ve Afrika'dan gelen insanlara karşı böylesine hoyrat bir kampanya götürülüyor. Ama gördüğümüz kadarıyla bunun üzerine espriler yapmakta hiçbir beis görmüyor. Gerçekten ben de burada çağrıda bulunmak istiyorum yani. Bu arkadaşın oturma izni nedir? Nedir Amir Zakarya'nın böylesine bir şeyin aparatı olarak burada şey yapmayı kabul ediyorsa? Nedir yani bununla dalga geçiyorsa? Alacaksın Çorum'dan. Gel bakalım Amir Zakarya kardeşim. Senin oturma iznin ne kadarmış? Biz Türk devleti olarak bize yapılan böyle bir operasyonda madem sen dalganı geçiyorsun gel seni çok güzel bir şekilde bindirelim bak çok güzel havalimanımız var buradan. Afrika'ya da her yere gidiyor. Nerelisin? Çatlı mısın? Şeyli misin? Bindirelim seni. İptal edelim senin. Girişini de yasaklayalım. Haydi bakalım Afrika'ya. Dalganı geç oradan diye tutup göndermeleri lazım. Bakalım ne olacak? Yapacaklar mı? Yapmayacaklar mı? Yani hani şeyde. Ama dediğim gibi nedir onun adı? Siz bilirsiniz o kelimenin adını tam şey olarak hani. Adam espri yapıyor. Bu arada adamın yanlışı ne? Ya kardeşim Karabük'e yönelik bir bence organize bir şey yapılıyor şu anda. Bir dezenformasyon kampanyası yapılıyor. HIV patladı, HPV patladı. Öğrenciler siyahi öğrencilerle seks yapıyor diye bir şey dolaşıyor. Böyle bir şey yok. Ya e-devlet yok diyor. Gidiyorsun şeye bakıyorsun yok diyor. Yani sağlık kayıtlarına bakıyorsun yok. Hastanelerde böyle bir şey yok. Bu açıklamayı kim yaptı? O da yok. Nereye yaptı? O da yok. Bir tane şuyu vukundan beter bir şey var. Ve de bunun adı gerçekten ırkçılık yani. Ya sen şimdi eğlencesin desin. Karabük Üniversitesi ya. Bey çıkart çey koyalım falan. Gül oyna. Belki de ben mi çok sinirleniyorum? Peki yapsın. Alan memnun, veren memnunsa. Yani hiç şey yapmayalım yani hani. Evet
Devam edelim. Madem siz memnunsunuz, esprilerle boğuluyorsunuz, devam ediyorsunuz. Biz de devam edelim. Şimdi İstanbul'da hep trafik konuşuluyor ya. İstanbul'un trafiğini nasıl çözeceksin? İstanbul'un trafiğini nasıl çözeceksin? Ya bir araştırma var. 2022 INRIX Global Traffic Scorecard diye. Bu araştırmada ilginç veriler var. Mesela dünyanın en kötü 10 yeri belirlenmiş. En büyük trafiğin şey 1 İstanbul, 2 Bangkok, 3 Esenyurt, 4 Bursa, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Adana, İzmir, Antalya diye de devam ediyor. Normalde 10 dakika gideceğiniz yolu 40 dakika kadar sürerse yaşadığınız bu durum böyle şey yapıyor. Fakat dünya sıralamasında ilginç bir durum var. Aslında bak bunu Ekrem İmamoğlu'nun ekibi de şey yapmış. Dünyanın en çok zaman kaybedilen şehirler sıralamasında 2018 yılında İstanbul ikinciymiş. Peki 2023 yılında ne olmuş? 16.'lığa gerilemiş. Yani evet belki de hani çözülmemiş trafik sorunu ama en azından biraz daha iyileşmiş Ekrem İmamoğlu döneminde. Ekrem İmamoğlu bunu görse bayağı bir herhalde şey yapardı. Yani ne içiyor, ne yapıyor, ne iş yaptığını da bilmiyorum ama Yusuf Güney diye bir kardeşimiz var. Zaman zaman kendisinin özellikle diğer galaksilerdeki hayatları bildiğini anlatıyor işte. Bunu ciddi ciddi televizyonlarda anlatıyor yani YouTube'da değil. Yani YouTube'da anlatsa bir şey olmaz. İşte en son demiş ki kız arkadaşım yok demiş ama Andromeda galaksisinde bir hatunla beraberim demiş. Diyorum bak ne yiyorlar ne içiyorlar bilmiyorum ama gerçekten yani mantarı nereden alıyor, hangi marketten alıyor ya da sigarayı sigaranın içine ne katıyor bilmiyorum ama havası mı, suyu mu artık, nerede yaşıyor belki de ne bileyim yani kekik kokusu bilmem ne, doğa kokusu. Şey geliyor, demiş ki dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda galaksisinde Kepler 32-36 DDGC'de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında, çok güzel bir kadın. Dünyaya göre 18-19 yaşlarında. Yusuf Güney ne iş yapıyor? Yani işi, ha? Şarkıcı mı? Ne şarkı söylüyor? Ben hiç bilmiyorum bu şarkılarını. Farkında değilim yani hani. Neyse inşallah hepinize Allah hani böyle başka galaksilerden hatunlar bağışlar. Hatun olur, erkek olur yani. Yusuf'un demek istediği şu, küçük düşünmeyin, biraz büyük düşünün kardeşim. Yani sen şimdi bakıyorsun, burada etrafta ona gidiyorsun, buna gidiyorsun, çıkma teklif ediyorsun. Git başka galaksiye, 900 yıl yaşayan insanlar var. İnsan demeyeyim de şeyler var artık, insan demek biraz tuhaf olur. Sivas'ta geçtiğimiz günlerde bir kahvede bir amcamız oturmuş tek başına kahvede okey çeviriyordu. Tek başına, kimse oynamak istemiyormuş. Gençler hemen böyle bir duruma İsyan etmişler ya. Biz amcamızın niye tek başına kahvede böyle bir şey yapıyoruz? Hemen gitmişler. Artık demişler bizle oynuyorsun amcacığım. İşte koca yürekli Sivaslı kardeşlerim. Ay Allah'ım ya. Cimer diye bir yer var biliyorsunuz. Yani dönüp dolaşıp Cimer'e gidiyorsun. Gez dünyayı, gör Konya'yı gibi bir şey yani. Gez, dolaş, ne bileyim öğrencilikle ilgili bir sıkıntın olur, ne bileyim bir yolda birisi yan bakabilir, devletle ilgili bir şeyin olur. Cimer'e yazıyorsun, sevgili Cimer. En son Gaziantep'te evlenemeyen bir çift Cimer'e yazmışlar, sevgili Cimer. Eskiden Güzin abla yazardı, şimdi Cimer abla var, Cimer abi var, yazıyorsun. Gaziantep İl Müftülüğü de Doğan ve Bağmacı ailelerine ulaşmışlar. Onlar sağ, biz selamet gitmişler ve de evlendirmişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Bu arada geçen gün E-Devlet'e girdim. Uzun süredir girmiyordum. Gerçekten çok beğendim. Sen giriyor musun E-Devlet'e? Evet. Her şey var. Yani çok iyi. Biz acayip bir hani bu kadar iyi işlediğini görmüyordum yani. Soy ağacıma baktım. Daha 1854'lere kadar geldik yani hani bir tarafta. Bir taraf Ağızka Türkleri daha şey. Ama öbür taraf gidiyor almış başını gitmiş yani şeyde hani. Anne tarafı da Ağızka Türk'ü. Onlar daha böyle bir 1950'lerde falan ne olduğu belli. Öbür taraf gidiyor 1850'lerde kayboluyor şeyde. Ama tapudan sağlığa kadar her şeye ulaşabiliyorsunuz. Böyle tıkır tıkır çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Hani hep böyle olumsuzlukların altını çiziyoruz, söylüyoruz ama bir hoşuma gitti Türkiye vatandaşı olarak. Böylesine online bir sisteme geçmiş olmamız. Zaten geçmiş olmamız gerekir de. Yani yapıyor olmamız da. Gayet iyi.
Peki abi, iyi bir şey söylemeyeceğim. İyi bir şey söylüyorum. Peki o vergi veriler nasıl sızdı? Ondan da bahset. Veriler de sızmış peki yani. Saçma sapan bir sistem diyor. Doğru, saçma sapan bir sistem. Eskiden tapu kadastroya git bekle yani. Birleşmiş Milletler bir bayram ateşkesi ilan ettirmeyi başardı Gazze'de. Ama İsrail buna uyacağını söylemedi. İşte şimdi tartışma var. Yani aslında bunu Ramazan için ilan edeceklerdi. Ama ne yazık ki ilan ettiremediler. Amerika Birleşik Devletleri ayak diredi. İsrail zaten hiç umursamıyor. Yemişim Birleşmiş Milletleri muhabbetinde yani hesabında. Yaretis de diyor ki bir dakika, biz diyor böyle bir karar verdiği zaman bunun uygulaması olur. Şusu olur, busu olur ama tam olarak o da uygulanıp uygulanmayacağından emin değil. Şimdi diyeceksin ki Basra harap olduktan sonra ateşkes olsa ne olur, olmasa ne olur? Şu anda Gazze'nin zaten Kuzey Gazze diye bir yer kalmadı. 2 milyon insan göçmen olarak güneye sıkışmış durumda. Yiyecek yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Bu şartlarda işte 4 günlük şeyi artık kar sayabiliriz. Bu arada biliyorsunuz daha önce de Trump'ın damadı ya bu Gazze şeridine bir şey yapsak diye acaba buraya bir tane işte çok güzel bir Gazze'de deniz şeridi var. Oraya işte İsraillere ev yapalım, oturalım. Bugün dediği şey 10 yıl sonra olacağını bildiğimiz için de olmaz demiyoruz. Kültür yolu açıklandı. Yeni bir kültür yolu ve de kültür yolunda İstanbul'a gelecek yeni sergiler açıklandı. Kültür Bakanı Mehmet Ersoy'un açıkladığı şeylerde ilginç birkaç sergi var. Bir Pablo Picasso sergisi geliyor. İki Frida Kahlo sergisi geliyor. Frida Kahlo. Ardan Özmen'in biliyorsunuz eserleri. Ben genelde bu yayınları Frida Kahlo tablolarının önünde sunuyorum. Postitlerden yaptığı bir eserdir, beşleme. Ardan da çok değerli bir arkadaşımızdır. Buradan selamlarımı ileteyim. Şimdi şeyi dinleyeceğiz bakanı. Ama şu önemli. Bugüne kadar büyük sergiler genelde Türkiye'nin saygın vakıfları tarafından getiriliyordu Türkiye'ye. İlk kez devlet Mehmet Ersoy döneminde kültüre de farklı bir yön vermeye başladı. Bu Kültür Yolları Festivali başladı. Şimdi bunu adım adım biraz daha büyütüyorlar anladığım kadarıyla. İş şimdi uluslararası sergileri buraya getirmeye, hatta belki de bir önümüzdeki günlerde böyle bir alternatif bir Biennale de yaparlarsa şaşırmayacağım. Ne demiş Mehmet Ersoy? Şöyle bir kulak verebiliyor muyuz? Burada kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonuyla her adımını ince ince hesapladığımız kültür politikalarımızın sonucudur. Hep söylüyoruz, sürdürülebilirliği gözeterek turizm ile kültür sanatın birbirini beslediği bir ekosistem bina ettik. Bunu sadece kültür sanat etkinliklerinin ve sebep oldukları turizm hareketinin birbirlerine karşılıklı fayda sağlaması ile sınırlandırmayalım. Festival güzergahındaki restore edilen ve yeniden işlev kazanarak hayata dahil olan tarihi eserleri bir düşünün. Görünür ve bilinir hale gelen kültür sanat kurumlarını, parçası ve varisi olduğu kültür sanat mirasını yaşayarak öğrenen çocuklarımızı, hem milli hem evrensel değerlerin etrafında sağlanan sosyal birliktelik ve bütünleşmeyi düşünün. Ekonomik yönü, kurumsal getirileri, şehrin sosyal kimliğine kazandırdıkları evet. Gibi birçok... Mehmet Ersoy'un dediği önemli. Biraz önce dediğim yani bugüne kadar büyük sanatçılar genelde işte Sabancı Vakfı, Koç Vakfı ya da İstanbul İKSV gibi büyük kurumlarla, saygın kurumların yaptığı özel organizasyonlarla geliyorlardı. Ama... Kültür Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, biz hep turizm yönünü konuşuyoruz. Zaman zaman ben kültür konusunda da eleştiriyorum kendisini ama hakkını verelim. Şu anda bu Kültür Yolu Festivali Anadolu'da özellikle bayağı bir karşılık buluyor. Biz Çanakkale'den Diyarbakır'a kadar farklı şeylerini gördük. Şimdi de kültüre sahip çıkıyorlar. Yani sadece o belli bir kesimin iradesine terk edilen bir alan olarak değil. İşte mesela önümüzdeki günlerde Venedik Bienali'ne geçen yıl da gitmişti, önceki yıl da gitmişti diye hatırlıyorum. Venedik Bienali'nde Türk reyonunun açılmasına bizzat kendisi gidiyor yani. Gitsin bizim bir müsteşar gitsin ya da Tayfun Topal gitsin baksın demiyor. Gidiyor, açılışını yapıyor, sahipleniyor.
bu anlamda da Türkiye adına bence önemli ve pozitif bir durum. Elon Musk konuşuluyor. Elon Musk'ın birkaç şeyine denk geliyorum açıklamasına. Bu sabah yine uyandım 5'te. Öyle oluyor. 5'te uyanıyorum ben. Düşünüyorum. Taşra üzerine düşünüyordum. Dün gece bayağı bir düşündüm. Taşra üzerine özel bir program yapsak. Nuri Bilge Ceylan'ın bu taşra sevdası demeyeyim de anlamaya çalışması üzerine. Dedim ya taşra nedir falan. Bir yandan da aklım bir yanı taşrayı düşünüyor. Öbür tarafta ya yapay zeka acaba dünya için iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Elon Musk da demiştik. Böyle bir gidip geliyorum sabahleyin böyle. Kendi iç dünyamdaki sallantılar, değişiklikler falan. Neyse Elon Musk diyor ki ya bu şey çok tehlikeli bir yere gidiyor yani. Bu artık bu noktadan sonra hiç kimsenin ey Çin sen dur şimdi yapay zeka yapma ya da ey bilmem ne Amerika dur biz bir yasaları geçirelim diye beklemeye ne zamanı var ne bu yarışta kimse kopmak istemiyor. Hatta herkes birbirine bir şekilde bu yarışta daha da öne çıkmaya çalışıyor. Ve de işte genel yapay zekanın da önümüzdeki 5 yıl, önce 10 yıl dediler, sonra 7 yıla indirdiler. 2030'da geliyorlardı, şimdi 5 yıla indirdiler ama birkaç yıl içinde ben çok büyük adımlar atılacağını düşünüyorum. Biraz da korkuyorum yani, korkuyla da düşünüyorum. Sadece yaşasın yapay zeka geldi artık Hollywood'da öldü, istediğimiz gibi film çekeceğiz diye bakmıyorum da. Çünkü bir makine kendi şeyine göre öğreniyor. Pek çok zaman zaman makaleler de okuyorum. Aslında bu yerel seçimlerden dolayı çok fazla karşınıza getiremedim bu makaleleri ama yani yapay zeka dediğiniz sonuçta bugüne kadar insanlar makinalara bir şeyleri yapması için talimatlar veriyordu. Şimdi makinaları icat ettik ve makinalar bir şeyleri öğreniyorlar. Bir süre sonra insanlara ihtiyaç olur mu olmaz mı konusu hala çok net değil. Bu sorunun bir cevabını kimse bilen yok. Yarın bir gün ne olur? Bu makinelerle insanlar arasında büyük bir kavga, tartışma çıkar mı? Onu da bilmiyoruz. Mesela ilginç bir gelişme var. Bu FTX diye bir şey vardı biliyorsunuz. Sam Bankman-Fried diye bir adam vardı. Bu üç kağıttan tutuklandı, cezaevine atıldı. Ve yaklaşık 11 milyar dolarlık büyük bir kayıptan bahsediliyor bu kripto para dünyasında. Mesela şu konuşuluyor. Adam 500 milyon dolarlık yapay zeka şirketlerine yatırım yapmış ve bazı kripto paralara. Şimdi paralar misliyle çıkmış. Yani bütün yaklaşık 8 milyar dolarlık alacaklar bu paraları alabilirler önümüzdeki günlerde. Bu yapay zeka hisseleri şu anda coştu, aldı başını gidiyor. Bu da çok konuşuluyor. Boeing istemeye istemeye CEO'sunu değiştirdi. Özellikle 737 Max Jet uçaklarının kapıları kopuyordu. Ve de bunların yeterince tedbir alınmadığına yönelik bir tane itirafçı. İspiyoncu demeyeyim ve itirafçı çıkmıştı bir eski bir Boeing çalışanı. Birkaç görüntü yayınlanmıştı. En son bu itirafçının öldürüldüğü ya da öldüğü biliniyordu. Ve de bu bayağı bir konuşuluyordu. En sonunda mecburen biraz Boeing CEO'sunu görevden aldılar ve de yerine yardımcısını getiriyorlarmış. Hisseler de bir anda toparlanmış ve de uçmaya başlamış. Servet pornosu izleme bağımlısı olduk mu diye soruyor Financial Times'tan Joe Ellison. Nicole Kidman en son Hong Kong'da geçen bir dizi yaptı. Yalnız ben de izlemeye başladım. Fakat bir noktada bıraktım. Ne zamanki işin içinde bir çocukların öldüğü bir dizi ya da film seyredemiyorum. Yani ne yazık ki yüreğime dokunuyor. Hatta 140 Jurnos çok güzel bir Ay Siyah belgeseli yapmış. Başladım. 10. dakikada hüngür hüngür ağlamaya başladım. Getiremedim devamını yani. Bu depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı meleklerimizin hikayesi. Çok da duygusal yapmışlar. Aileler konuşuyor. Burada da Expats diye bir dizi var. Nicole Kidman oynuyor ve burada da diziye yönelik şey eleştirisi var. Yani bu biraz da Sex and the City'nin bir devamı gibi mi? İşte sadece böyle bir hani çok güzel hayatlar. Çok güzel, çok varlıklı evler, şahane, modern yapılar falan. Bunlar bir anlamda bir duygusal bir dizi mi yoksa bir servet pornosu mu izliyoruz diye bir şey yazı çıkmış. Bu da konuşuluyor. Suudi Arabistan'da yeni bir tema park açılmış. Japon animasyon dizisi Dragon Ball temalıymış. Suudi Arabistan kendini aşmış durumda şu anda. Her şey değişiyor. Gördüğünüz gibi Suudi Arabistan'da değişiyor.
ne diyelim, Suudi Arabistan'a özenen Yobaz kardeşimiz düşünsün düne kadar. Bir futbolcu dramı. Brezilya yıldızı Vinicius Jr. Vinicius diye mi okuyoruz onu? Vinicius mu? Ne diyoruz ona? Ben futbolda hiç anlatmam, şey yapmıyorum da sahalardaki ırkçılık üzerine ağladığı bir videoya denk geldim. Adam diyor ki ya ben 23 yaşındayım. Sadece geçen yıl 10 kez ırkçı şeyle karşı karşıya kaldım. Ve de tek isteğim futbol oynamaktı diyor. Vinicius Junior. Vinicius Junior diyormuşuz. Gördüğünüz gibi biraz önce dedim aslında yani ırkçılık dediğiniz şey hani Türkiye'de olmayan bir şey. Şu anda onu fişteklemeye çalışıyor birileri. Gerçekten bunları ben böyle çok masum espriler olarak görmüyorum yani. Hiç olmayan bir yerden tamamen böyle suni üretilen ve sonrasında yani Karabük'te olan Karabük'te kalmıyor ki yarın bir gün o ırkçı söylem her yere yayılır yani. Böyle yayılıyor. O yüzden bunları gerekli tepkiyi zamanında vermeliyiz yani. O sarı koyun Karabük şu anda. Sen oradaki bu şeyi yol verirsen kardeşim dezenformasyona ve bunun bu şekilde zıvanadan çıkmasına sonra yarın bir gün bir bakmışsın İstanbul'da bambaşka bir sorunla karşı karşıyasın. Ya ilginç bir şey var. Rapçi Diddy evlerine polis baskını yapılmış. Los Angeles'ta, Miami'de, New York'ta zaten uzun süredir konuşuluyordu. Cinsel taciz, tecavüz, buna kadın trafficking diyorlar. Biz Türkçesiyle pezevenklik diyoruz yani şey olarak. Bunların dahil olduğuna biraz da pedofil şeyleri de konuşuluyordu. Acaba bu var mı yok mu diye. Oğlu dahil pek çok evinde arama yapılmış. Gözaltına alınmış. Çeşitli iddialar var işte 17 yaşındaki kızların şey yapıyor. TMZ polisten önce gidip kaçtığını söylüyormuş. TMZ diye bir kanal var. Magazinin dibine vurulan bir kanal. Orada da konuşuluyor. Şu anda Amerika'nın en çok konuşulan konusu magazin konularından bir tanesi. Taylor Swift Bahamalardaki tatilini bir kenara bırakırsak bu konu diyebiliriz. Bu arada gençler, kendini genç hissedenler, benim sevgili 16 yaşında, 15 yaşında, 17 yaşında izleyicilerim, sizlere bir müjdem var. Doğru mu emin değilim ama biraz önce düştü. 2025 yılında Taylor Swift'in Türkiye'ye gelme ihtimali varmış. Jay-Z de gelecekmiş, Taylor Swift de gelecekmiş. Özcan Ertaş bu isimlerle Türkiye konser anlaşmaları yaptıklarını duyurmuş. Kasım'da ön satış başlıyormuş. 2025'te de konser varmış. Biliyorsunuz bu Taylor Swift konserleri büyük mesele oluyor yani. Büyük ekonomik de bir şey yaratıyor. En son uzak doğuya gitti, Singapur'a gitti. Çevre ülkelerden dediler ki bize de gel, hani bizim ülkemize de. Singapur başka ülkelerde konser vermesin diye mesela 3'er milyon dolar vermiş her ülke için. Yani sen oraya gitme, sadece burada gel diye. Benzer bir durumu Sopranos'un başrol oyuncusu için duymuştum. Sopranos'un başrol oyuncusu biliyorsun. Sopranos 10 yıl oynuyor işte. 10 sezon bilmem ne falan. Sonra adama böyle bir gay rolü ya da bir tane eşcinsel rolü teklif ediyorlar. Daha böyle bir şey bir rol yani. Tam zıttı bir rol. O şey başrolde hayatını kaybeden bir beyefendi vardı ya. Ve şey şirketi imajı bozulmasın diye, adam oynamasın diye ne bileyim 12 milyon dolar veriyorlar başka projede yer almasın diye. Niye? Çünkü Sopranos diye bir imajı var şimdi. O imaj bozulmasın. Yarın bir gün ne bileyim yerel seçimlere girer Amerika Birleşik Devletleri'nde. Derler ki biz işte Sopranos'u aday gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi yeraltı dünyasının en ünlü ismi falan diye. Niye bizde oluyor ya abicim? Polis rolü oynuyor. Diyorsun ki ya bütün emniyet teşkilatımızı temsil eden neydi Erdal Bey'in soyadı? Eti Mesut adayı neydi? Erdal Beşikçioğlu. Erdal Beşikçioğlu tamam çok başarılı bir şekilde polisi canlandırdı da aynı Erdal Beşikçioğlu'nun çok iyi dans ettiği görüntüler de vardı yani şeyde hani böyle bir gençliğinde de acayip iyi dansçıymış şimdi yani hani orada da bayağı performansı ya da işte geldi Hamlet geldi diye tanıtıyor musun? Çok iyi de tiyatro oynuyormuş ama bizde artık ne olur böyle şey vakalar. Yerel seçimde yumruk sayılmaz. Allah ne verdiyse. Orhan Cemal kardeşim diyor ki Michael Jackson izlemiş adamım. Taylor Swift kim ya? Boş.
Beğendiremiyorsun. Bütün dünya almış başındaymış. Orhan'a beğendiremedik. Orhan kimi getirelim kardeşim? Sen söyle. Sen Michael Jackson seyretmiş bir insansın yani. Söyle kim gelsin yani hani. Cüneyt Bey, seçim kanalı duyusunu anlayamadım. Seçimi sizi takip ederek izlemek istiyorum. Aha Alizade söylüyor. Evet. Ben de onu söylüyorum Alizade. Saat 15'ten itibaren pazar günü seçim yayınına başlıyoruz. Yaklaşık 18'de seçim yasakları kalktığı an muhtemelen 10-15 dakika içinde biz yapay zeka sayesinde bütün şeyi göreceğiz. Yani hangi ili kim kazandı, seçim sonuçları ne, il il görebileceğiz. Tabii hepsi zaman alabilir, bir kısmını daha küçülttük. 15'ten 16'ya kadar top çevireceğiz, aramızda konuşacağız. Ne oluyor, ne bitiyor falan diye 18'e kadar. 18'den itibaren sandık sonuçlarını hem Anadolu Ajansı'ndan hem Anka'dan, çünkü iki ayrı veri veriyorlar biliyorsun ama ikisi de sonuçta bir noktada birleşiyorlar. Ve onların haritalarından il il, ilçe ilçe takip edeceğiz. Bir yandan yapay zekaya soracağız. Söyle bakalım yapay zeka. Anlat bakalım cimcime. Nereden şey yapıyorsun diye. İstanbul'u kim kazanıyor diye soracağız. Yani böyle renkli bir seçim yayını yapacağız. O yüzden bizde olun yani. Bizim rakibimiz YouTube kanalları değil. Ana akım medyayla biz rekabet ediyoruz. Biliyorsunuz seçim için özel stüdyo tutuyoruz. Özel rejiler tutuyoruz. Yaklaşık 100 kişilik bir ekibe ulaşıyoruz seçim günlerinde yayın ekibi olarak. Ve de artık bu yıl benim 34. yılım gazetecilikte. Bu kaçıncı seçimim? İnanın unuttum. Kaçıncı seçim yayınım? İnanın unuttum ama en sağlam yayınlardan biri umarım. Bir yani sürçülisan etmezsek onu izleyebilirsiniz. Orhan Cemal diyor ki Coldplay gelsin. Orhan Bey Coldplay ben de gelsin dedim. Hatta Atina'ya kadar geldiler. Geliyorlar. Haziran'da Atina'ya kadar geliyorlar. Coldplay. Bilet de aldık hatta. Fakat Türkiye'ye gelmediler. Bunu da ben gittim bizzat Kültür ve Turizm Bakanı'na söyledim. Mehmet Ersoy'a. Ya dedim bakın Avrupa'da bu adamlar turluyorlar. Eskiden Türkiye'ye gelirlerdi. Gelmiyorlar. Yani hani. Ve de ya dedi, biz bununla ilgili adımlar atıyoruz. Nitekim mesela Bocelli geliyor. Bocelli stat konseri verecek Türkiye'de. Önümüzdeki ay herhalde bilmiyorum. Büyük bir şey. İnönü Stadı'nda büyük konserler planlanıyor. Eğlencesini yeniden bulan ülke olur muyuz? Kim bilir belki de olabiliriz. Neden olmasın? Şöyle bir bakıyorum. Bitirmeden önce son bir sosyal medyaya bakayım. İlginç bir şey var mı? Bir şey atlıyor muyuz diye. Evet onu konuştuk. Bunu da konuştuk. Şunu da konuştuk. Evet. Yavaş yavaş isterseniz bugünkü yayını yavaş yavaş toparlayalım. Orhan Cemal de diyor ki hadi be Cüneyt diyor. Abicim ne diyeyim yani Allah Allah. Dans eden Doğan Canku'nun kardeşi diyor. Mijen Arman. E tamam Hamlet'i oynuyor. Tamam, Hamlet'i oynamadım en son Sayın Beşikçoğlu. Gitmedim oyununa ama gayet güzel diyorlar yani. Hani. En son hangi stadyumda konser oldu İstanbul'da hatırlamıyorum diyor. Barbarossa. Ben bir YouTube konseri hatırlıyorum. Herhalde bu Galatasaray Stadı'nda mı gitmiştik? Öyle hatırlıyorum hayal meyal. Tüm ekibe teşekkürler diyor. Sağ ol Kut. Osman Kart diyor ki dansöz var mı seçim yayınında? Evet. Ama kıyafetli değil. Çok dansöz var. Bir tek şey giymiyorlar. O kadar açık giymiyorlar yani. Hani. Su Yılmaz geldi. Amerika'da köprü mü çökmüş diyor. Dön geriye şimdi. Dön. En başa dön bak bakalım yani. Bu akşam yayın yok. Yarın Ordu'da ve bugün Hatay Adana'da. Kenan diyor ki akşam yayın yok. Bugün Hatay ve Adana'dayız diyor. Yarın da Ordu'da. Perşembe'de Bursa'da olacağız diyor. Türkiye kazan Kenan Kepçe. Gördüğünüz gibi il il Türkiye dolaşıyor şu anda. Kimi zaman küçük ölçekli bakıyor, kimi zaman büyük ölçekli ama seçimin bütün renklerini ekrana getiriyoruz. Kenan diyor ki işbirlikleri önemli Cüneyt Bey, hatırlatalım seçim yayını için. Alt bant sundu sunar reklamı da verebilirsiniz diyor. Herkes ekmeğinin peşinde. Kenan taş yemesin diyorsanız, biz bu seçim yayınlarına nasıl destek oluruz diyorsanız da kenan@dipnot.tv'ye yazabilirsiniz. Bu arada yayını kapatırken şöyle bir like kontrolü yapayım, hatırlatayım. Beğen tuşuna
gördüğüm kadarıyla çok yayını beğenmemişsiniz. Bini geçememişiz yani. Canlı yayında beğen tuşuna basmaya ya da üşenmişsiniz diyelim. Ramazandır. Olur. Ben ona veriyorum yani. Yoksa şey değil. Velhasıl gördüğüm kadarıyla katıl tuşuna basan da yaklaşık işte 60 kişi civarında arkadaşımızı artık hem iftara hem sahura inşallah hem de eğer niyetli değillerse de çaya kahveye canlı yayına bekliyoruz. Onlar da görüşlerini belirtiyorlar biliyorsunuz bizim canlı yayınlarda. Neyse lafı çok uzattım. Bugünlük benden bu kadar. Yarın saat 12'de tekrar buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla.